Bugün başkentin göbeğinde Türkiye tarihinin en kanlı terör eylemi gerçekleşti. Dönemin başbakanının tabiriyle birkaç öfkeli gencin 10 Ekim sabahı patlattığı bombalar, aralarında 8 yaşındaki Veysel'in de bulunduğu yüzü aşkın insanımızı katletti. Barış güvercinlerinden geriye mahkeme kapılarında adalet arayan acılı aileler kaldı. Buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum ki tüm uyarılarımıza rağmen kanlı terör örgütü IŞİD'i bir grup öfkeli genç diye görmezden gelenleri, IŞİD'in yanında saf tutanları unutmadık, unutturmayacağız. İstihbarata rağmen kanlı terör örgütü üyelerine karşı önlem almayanlar, her gün ve her yerde 15 Temmuz'u istismar ediyorsunuz. Bırakın insanlar acılarını yaşasınlar, yakınlarını ansınlar. Katillerin değil, vicdanın yanında saf tutanların mücadelesi barış ve adalet tesis edilinceye kadar devam edecek. Teşekkür ediyorum. 80 milyon vatandaşın kaderi bir partinin genel başkanının iki dudağı arasında. Akşamdan sabaha tek kişinin aldığı bir kararla TEOG kaldırıldı. Yeni eğitim öğretim yılı başlamasına rağmen bugün hala 1 milyonu aşkın öğrencinin liselere nasıl yerleşeceği belirsiz. YÖK Başkanı üniversite sınavları için değişiklik konusunda bu yıl öngörmüyoruz dedi. Bir hafta geçmedi, öğrendik ki yapılan değişiklik bu yıldan itibaren geçerli olacak. 4 milyondan fazla oy alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti. Sağlık sorunları bahanesini yalanlayan Kadir Topbaş, insan her şeyi affeder, adam yerine koyulmamayı affetmez demişti. Bu ülkenin vatandaşları bizler, bu istifanın hangi pazarlıklar sonucu gerçekleştiğini bilmiyoruz. Ben buradan bir kez daha sesleniyorum. Tek bir kişinin her şeyi ben bilirim kibrinin bedelini 80 milyona ödetmekten vazgeçin. Ortak akla, vicdana ses verin. Teşekkür ediyorum.